Herkese merhabalar, ben Burakan. Sıfırdan Girişim kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Design Thinking'den ve izlenilmesi gereken 5 adımdan bahsedeceğim. Diğer Design Thinking anlatımlarından farklı olarak her adımı ayrıntılandıracağım ve önemli her adımdaki önemli trik noktalardan, kullanılması gereken araçlardan bahsedeceğim. Bu videoları çekerken yerli ve yabancı birçok kaynaktan araştırma yapıyorum. Bunlardan bir tanesi de kurucularını da yakinen tanıdığım Girişimciye Dönüş ekibi. Zaten ilerleyen videolarda sistemlerini ve avantajlarını ayrıntılı olarak anlatacağım. Ama öncesinde merak ederseniz aşağıya açıklama kısmına linklerini bırakıyorum. Oradan da inceleyebilirsiniz. Son zamanlarda hocam girişimci olmak istiyorum ama bir fikir yok, güzel bir fikri nasıl bulacağız gibisinden mesajlar alıyordum. Aslında Design Thinking de bu anlamda çok kritik, önemli bir yere sahip. Çünkü yenilikçi bir fikir geliştirmek istiyorsanız Design Thinking'i mutlaka uygulamanız gerekiyor. Peki nedir bu Design Thinking? Design Thinking tasarım düşüncesi ya da tasarım odaklı düşünme diyebiliriz. Odağında insan, müşteri olarak projeleri geliştirmeye, tasarlamaya yarayan bir sistem. Odağında insanın, yani sizin müşterilerinizin olması çok önemli. Çünkü siz projenizde yüksek iş gücü ve sermaye harcıyorsunuz ve projeyi geliştirdikten sonra eğer müşterilerinizden talep gelmezse hem siz gelir elde etmemiş oluyorsunuz hem de müşterilerinize bir faydanız olmamış oluyor. Bundan dolayı Design Thinking uygularken her adımında müşteriyle beraber ürünü geliştirmek, müşteriyle beraber ürünü test etmek çok önemli. Bu aklımızda olsun. Ayrıca Design Thinking uygularken farklı disiplinlerden kişilerin de olması iyi olabilir. Çünkü farklı fikirlerin açığa çıkmasını sağlar. Şimdi Design Thinking 5 adımına geçecek olursak bu 5 adım nedir? Birincisi empati. İkincisi tanımlama, üçüncüsü fikir, dördüncüsü prototip, beşincisi ise test. Genel olarak bu 5 adımdan bahsedeceğim ve kullanabileceğiniz araçları anlatıyor olacağım. Birinci adımımız empati. Empati sizin de bildiğiniz gibi literatürde kendini başkasının yerine koymak demek. Ama bence bu girişimcilikte biraz daha farklı. Yani kendini müşterinin yerine koymanın da ötesinde müşteriyi müşteriden daha iyi tanıma, daha iyi anlamayı gerektiriyor diye düşünüyorum. Yani müşterinin ihtiyaçlarını, problemlerini anlamak ve bu ihtiyaçların da ötesinde içgörülerini anlayabilmek diyebiliriz. İhtiyaç ve içgörü arasındaki farkı daha net anlatmak gerekirse, ihtiyaçlar gözlemler iken içgörüler ise o gözlemlerin altında yatan sebepler diyebiliriz. Yani içgörüler aslında daha gizli ve bu gizli şeyleri açığa çıkarmak da tamamen girişimcinin kalitesine, sorduğu sorulara bağlı oluyor. Yani hedef kitleyle görüşürken siz de fark edersiniz ki müşteriler size fikir vermiyor, onlar ihtiyaçlarını söylüyor ve o ihtiyaçlardan içgörüleri çıkarmak tamamen girişimcinin kalitesine bağlı oluyor. Sorduğu sorulara, soruş şekline bağlı oluyor. Örneğin personanıza, yani hedef kitleye problemini sordunuz ve size sağlıklı beslenmek istiyorum ama beslenemiyorum dedi. Evet, bu bir ihtiyaç, problem. İçgörü ise neden sağlıklı beslenmek istiyorsun sorusunun cevabı ve bunu sorduğunuzda mesela dedi ki yaz geliyor, fit olmak istiyorum. Bundan dolayı sağlıklı beslenmek istiyorum dedi. Aslında buradan sağlıklı beslenmeyi istemesinin temel sebebinin sezonluk bir şey olduğu ve sağlıktan çok dış görünüşünü önemsediği için istediğini çıkarabiliriz. Ve buna yönelik bir pazarlama bile diğer rakiplerinizden öne çıkmanızı ve bu kişilere kolayca ulaşmanızı sağlayabilir. Bu siz deşmedikçe bunlar açığa çıkmayacaktır. Bundan dolayı personanıza içgörüyü ele alacak sorular sormanız gerekiyor. Bu adımda bir persona kanvası oluşturuyoruz ve buna bağlı olarak da müşteri deneyim haritası, yani belirlediğimiz yaş aralığındaki müşterilerin davranışlarını anlatan bir deneyim haritası oluşturuyoruz. Persona kanvasını oluşturmayı ve müşteri deneyim haritasını ayrıntılı anlattığım bir video olacak. Ama öncesinde bir örnekle açıklamak gerekirse, örneğin 18-25 yaş aralığındaki üniversite öğrencileri bizim personamız olsun. Buna bağlı olarak persona kanvasındaki tüm soruları cevaplıyoruz. Bunlar nedir? İşte bu kişinin cinsiyeti olabilir, hedefleri, gayeleri, problemleri, ihtiyaçları, persona kanvasındaki bütün soruları dolduruyoruz. Ve buna bağlı olarak bu kişileri tahmin ediyoruz. Mesela bu kişi üniversiteye başladı. Başladıktan sonra burs aradı. Sonrasında kulüplere katıldı. Staj deneyimi oldu. Ve sonrasında mezun oluyor veya dil okuluna gidiyor. Sonrasında mezun oluyor. Bu bizim aslında müşteriyi daha iyi tanımamıza sebep oluyor. Sorarken dikkat etmemiz gereken bir nokta, az önce bahsettiğim gibi doğru soruları sorarak ihtiyaçlardan içgörüleri elde edebilmek. Empati yapmak sadece insanların söylediklerini not etmekle olmuyor. Aynı zamanda söylediklerini, düşündüklerini, hissettiklerini ve yaptıklarını da incelemek ve bunlar üzerinde gözlemler yaparak oluyor. Ve aynı zamanda empati haritası diyor ki bu söyledikleri, hissettikleri ya da yaptıkları
yaptıkları arasında bir uyum var mı? Bunu da göz ardı etmeyin ve bunu da bakın diyor. Burada müşteriyle konuşma gerçekten çok önemli. Bundan dolayı mutlaka konuşmanızı tavsiye ediyorum. Hatta en yakınınızdan, arkadaşınızdan da başlayabilirsiniz. Gidin onlara sorun, problemlerini sorun, hedeflerini sorun, neler istiyorlar bunları sorun. Belki de o arkadaşınızdan aslında bir fikir üreteceksiniz ve bunu girişime dönüştüreceksiniz. Bu tamamen girişimci bakış açısını kazanmakla oluyor. Bu bakış açısıyla arkadaşlarınızla muhabbet ederseniz eminim ki bir şeyler çıkacaktır. İkinci adımımız ise tanımlama. Diyelim ki müşteriyle görüşmeden önce persona kanvasımızı oluşturduk, müşteri deneyim haritasını oluşturduk ve müşteriyle gittik, görüştük. Onların problemlerini, ihtiyaçlarını dinledik. Sonrasında bu problemleri tanımlıyoruz ve efor etki grafiğinde yerleştiriyoruz. Çok problem vardır mutlaka görüştüğünüzde ve biz birkaç probleme yerleşeceğiz. En makul, en mantıklı probleme yönelebilmek için bu efor etki grafiği çok önem taşıyor. Üçüncü adım fikir aşaması. Burada belirlediğimiz problem ya da problemlere yönelik fikir geliştiriyoruz. Yani bu bir problemi de kapsayabilir, 2-3 problemi de kapsayabilir ama tavsiyem böyle 3-4 farklı problem olmasın. Yani ne kadar problem spesifik, özel olursa o kadar iyi olur. Çünkü o kadar fanatik kitleyi kendinize çekebilirsiniz. Ve gördüğüm şu oluyor mesela çalışmalarda. İşte öğrencinin bursunu da çözelim, stajını da çözelim, yemek ihtiyacını da çözelim ve bunları çözen bir girişim yapalım. Böyle bir girişim yok, hepsini çözen gibi bir algı olabiliyor. Bu çok yanlış çünkü önemli olan önce bir şeyi çözebilmek, sonra yenilik ekleye ekleye giderek daha da geliştirmek. Bundan dolayı özel problemi çözen bir fikir elde edersek daha iyi olur. Eğer bir fikrim yok derseniz ilerleyen videolarda ayrıntılı anlatacağım nasıl fikir bulabiliriz şeklinde, sıfırdan fikir bulmak şeklinde. Ama öncesinde merak ederseniz şunu söyleyebilirim, dünyadan girişimlere bakın neler oluyor. Türkiye'de ve dünyadaki girişimler neler ve oradaki iş modellerini kendi sektörümüze, kendi personamıza nasıl uygulayabiliriz bunu düşünmeliyiz. Örneğin mornero.com diye bir site var. Bu kurumsal kahvaltı aboneliği. İşte sen mesela diyorsun ki bana her sabah 9'da kahvaltı getir. O sitede getiriyor sana kahvaltıyı. Mesela bu kurumsal kahvaltı aboneliği. Bunu öğrenciye nasıl uygulayabiliriz? Öğrencinin problemlerinden birisi ne? Yemek problemi. Yani geleneksel ev yemeklerini bulamıyorlar ve bundan dolayı fast food'a yöneliyorlar. Aslında bundan biraz da şikayetçiler çünkü arıyorlar da özellikle erkek evlerinde. Yani burada nasıl bir şey yapabiliriz? Mesela yemek aboneliği. İşte ben öğrenciyim 1 ile 7'de bir öğlen 1 ile akşam 7'de bana yemek getir diyorum. Sen ev yemeğini getiriyorsun. Ben tavada ısıtıp hemen hazır bir şekilde yiyebiliyorum. Ve ev yemeğini de tatmış oluyorum. Mesela bu vardır mutlaka ama örnek olsun diye söyledim. Bu tarz böyle farklı dünyadaki girişimleri inceleyip onu kendimize nasıl entegre edebiliriz? Nasıl uygulayabiliriz? Kendi iş modelimize bunu düşünebiliriz. Ve sonrasında bu bulduğumuz fikirleri ki böyle 60-70 tane fikir bulmak mümkün. Burada kötü fikir yoktur. Fikre değil probleme aşık olacağız. Fikri bulalım hemen eleştirmeden koyalım fikir yenilik eksenine. Ve burada her bir fikrin konumu oluyor. İşte yeni pazar yeni hedef kitle mesela. Bu ne oluyor? Kano modelinde de bahsetmiştim. Exciting attribute yani heyecanlandırıcı fikirler oluyor. Bunlara yönelebiliriz ya da diğerlerine yönelebiliriz. Bunları zaten hangilerine yönelmemiz gerektiğini anlatacağım. Ama burada bir konumlandırmak önemli oluyor. Dördüncü adımda da prototipi oluşturuyoruz. Yani bu MVP demek. Prototipin erken evresi diyebiliriz. Prototipte daha yüksek paralar gerekiyor ya da daha geliştirmek gerekiyor. MVP anlatmıştım, linkten de bakabilirsiniz ama kısaca tüketicinin karşısına çıkabileceğimiz minimum hal demek. Bu prototip oluyor ve bu şekilde tüketiciye çıkıyoruz. MVP'sini yapıyoruz. Beşinci adımda da bu MVP ile karşısına çıktığımızda test ediyoruz. Tüketicinin davranışları nasıl? İşte mesela site ise en çok nereye tıklıyor? Neler yapıyor? Durup hemen çıkıyor mu? Neden çıkıyor? Bu tarz analizler yapıyoruz, incelemeler yapıyoruz. Ve burada örneğin yatırımcıların da çok dikkat ettiği bir şey var. O da retention yani geri dönüş. Mesela abonelik bir sisteminiz var. Bir kişi 100 kişiye abone oldu birinci ayda ama ikinci ayda 2'ye düştü bu abone sayısı. Bu çok kritik. Yani demek ki bu sürdürülebilir bir proje değil ya da iş modelini değiştirmeniz lazım ya da bir şeyler eklemeniz lazım. İşte burada müşterinin davranışlarını test ediyoruz ve ona yönelik nasıl bir şey geliştirebiliriz? Bunun cevabını arıyoruz aslında test aşamasında. Bundan dolayı 3-4 ay ya da 1 yıl kadar test etmek çok önemli. Son bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tüm bu design thinking adımlarında her bir adımda müşteriyle beraber yapmanız çok önemli. Yani problemi de müşteriyle bulun, ihtiyacı da müşteriyle, fikri de müşteriyle, prototipi de testi de hepsini müşteriyle yapmak çok önemli. Çünkü biz zaten müşterimize bu ürünü sunacağız ve her adımda yaptığımızda gerçekten başarılı
müşterilerimizin talep edeceği bir ürün ortaya koymuş olabileceğiz bu sayede. Dediğim gibi bu araçları, persona kanması, iş kanması gibi araçları zaten ilerleyen videolarda ayrıntılı olarak anlatacağım. Diğer videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.